gençlerimize vurguluyoruz. Burada velilerimiz var, yarışmacılarımız yakınları var, misafirlerimiz var. Sizlerle gurur duyuyoruz, Urfa'yla gurur duyuyoruz. Ama şunu biliyoruz ki, bugün artık bundan sonraki günler bazı şeylere gebe. Dünya birçok şeyin sıkıntısını yaşıyor. Nedir? Efendim, dünya diyor ki artık benim ateşim yükseldi. Dünya diyor ki iklim değişikliği var. Dünya diyor ki orman yangınları var. Dünya diyor ki karbon salınımı çok fazla oldu. Dünya diyor ki yeşiller azalmaya başladı. Dünya diyor ki buzullar erimeye başladı. İşte bugünün gençlerine diyor ki bu çareyi, bu çözümü siz bulacaksınız. Sizler bilim adamı olacaksınız. Sizler insanlığın önünü açacaksınız. Bulunan her şey, yapılan bir israfı azaltmak, işi hızlandırmak, işi ucuz yapmak, teknolojiyi iyi kullanmak, iletişimi hızlı yapmak demektir. Bulunan her bir buluş, efendim, daha fazla ucuz demek, çevreyi daha fazla koruma demek, daha fazla güven demek, daha fazla bilişim demek. İşte bunu yapanlar bizim gençlerimiz. Bunlar kim? Urfa'nın gençleri. Efendim, derler ya, Teknofest gençliği istiyoruz. İşte bunlar Teknofest gençliği. Ve burada oturan ve şanlı Urfa'da şimdi binlercesi bu bilim merkezi çatısı altında Teknofest genci olacak. Urfa bir bilim şehridir dediğimiz zaman da bizi hiçbir zaman mahcup etmeyecekler. Biz onları ziyaret ettiğimiz zaman, gözlerine baktığımız zaman o heyecanı, azmi, çalışkanlığı ve kafadaki düşünceyi görüyorduk. Çok mu meraklısın? Ama burada bizim gençlerimiz var, bizim gururumuz. Peki, biz bilim merkezini kurmamış olsaydık, bu gençlerimiz nerede olacak? Peki, aynı şekilde böyle dahiyane düşünceleri olan gençlerimiz için ne yaptık? Şu koca binayı kurduk. Önünde de görüyorsunuz güzel bir bahçe var. Burası inşallah böyle arı oğlu gibi olacak. Şanlı Urfa'mızın gençlerini çekecekler. Ve siz her defasında onların başarısıyla gurur duyacaksınız ve onları alkışlayacaksınız. Öyle küçük adımlarla yürümüyoruz. Büyük adımlarla yürüyoruz. Burası bilimin merkeziydi. Harran bilimin merkeziydi. Dünyayı değiştiren bilim adamları buradan yetişti. Ve bilimin ilk basamakları buradan çıktı. Evet sevgili seyirciler. Yahya Ergin kardeşimle beraber Şanlıurfa'dan görüntüler aktarmaya devam ediyoruz tabii ki. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün Şanlıurfa'ya kazandırmış olduğu projeleri elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün neredeyiz? Bugün Şanlıurfa'da temelleri atıldıktan sonra hizmete girmiş bilim merkezinin tam içerisindeyiz. Tabii ki Şanlıurfa tarih boyunca birçok medeniyete şahitlik etmiş bir şehir. Tabii ki tarih boyunca el-Battanilerin yetişmiş olduğu bir şehir. Şanlıurfa o yüzden şöyle söyleyeyim size, medeniyetin beşiği ve ilme, bilme, tarih boyunca önem vermiş bir şehir. Geleceğin el-Battanilerin yetişeceği bilim merkezinden görüntüler aktaracağız Yahya kardeşimle beraber. Hadi Yahya, içeri geçelim kardeş. Thank you.
gömül verdin mi? Görünce dünyaya gömül verdin. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Merak edip hiçbirini sordum mu? Bunlar neden, nedenini sordum mu? Evet sevgili seyirciler, tabii ki bilim merkezinden görüntüler aktardık sizlere ve aktarmaya da devam ediyoruz. Yanımda sergiden sorumlu kardeşimiz var. Öncelikle merhabalar, sizi bir tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş Mustafa Alat adım, eğitmenim burada. Evet. Biraz bilim merkeziyle ilgili bilgi alalım sizden. Mesela kapalı alanına kadar, ondan sonra tamamen alanın toplamı ne kadar? Tabii. Bilim merkezimiz toplamda 51 bin metrekare alanı üzerinde kurulmuştur. Bunun 9 bin metrekare alanı kapalı alan. Bu kapalı alanlar içerisinde 9 tane sergi alanımız var. Şu an bunun kurulma aşamasında olanlar da var. 6 tane de atölyemiz mevcut. Bunun yanında bir de konferans salonumuz mevcut, 100 kişilik. Bu şekilde. Peki öğrenci kabulünüz nasıl? Şu an için öğrencilerimizi randevu sistemiyle alıyoruz. Toplamda 80 kişi olmak üzere, yani sınıf sınıf şeklinde alıyoruz. Şu ana kadar 5000 civarı bir öğrenci kabul ettik buraya. Maşallah. Evet. Burada gelen tepkiler, çocukların merakı çok iyi. Bizler ilk günkü heyecanla biz çocuklara anlatıyoruz. Onlar da bu heyecana kayıtsız kalmıyor. Meraklı bir şekilde dinliyor. Evet. Burada deney yap mantığıyla çocuklara fizikten, kimyadan işte deneyebilecekleri, bilimle ilgili olan şeyleri denetiyoruz. Görüyorlar. Çok da güzel tepkiler alıyoruz. Evet. Ve ben şunu söyleyeyim, tarih boyunca tabii ki kimyanın dehası, kimyanın babası Hayyam, El Hayyam, evet. Ne demişti? Kimyaya hakim ol, dünyaya hakim ol. Evet. Değil mi? Bizlerin de buradaki amacı yani Şanlıurfa'mıza tekrardan yani bilimin merkezi olmasında öncülük etmek. Burada gelen çocuklara bunu aşılamak. İnşallah o da olacaktır. Yani çok güzel bir büyük bir proje. Burada tekrardan bilimin güneşi buradan doğacağına ben inanıyorum. Yani diyoruz ki bilim merkezinde geleceğin battaniyeleri buradan çıkacak, evet, inşallah, değil mi? İnşallah. Tekrardan tek hedefimiz budur yani. Evet. Çünkü biliyorsunuz battaniye Harranlı ama evet, kimisine göre Horasanlı, kimisine göre Tuzlu. Tabii. Ama biz battaniyi Harranlı olarak. Evet. Diyoruz. Hocam şimdi bulunduğumuz sergi hangi branşa ait? Şu an algı ve gerçeklik sergisindeyiz. Evet. Burada sorumlu arkadaşımız var. Kim? Burada mı? Evet, kendisi de burada. Evet, sizi alalım o zaman. Evet. Helin Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Helin Özman ben. Evet. Bilim merkezinde çalışıyorum. Buradaki algı ve gerçeklik sergisinden sorumluyuz. Biz burada öğrencilere optik illüzyon, ışığın kırılması, gökkuşağının oluşumu, renklerin izolasyonu gibi birçok şeyi anlatıyoruz. Öyle mi? Evet. Güneş ışığının kırılıp beyaz ışıktan çıkan yansımalardan tutun da bugün gökkuşağının nasıl oluştuğunu çocuklara burada aktarıyoruz. Balıklı Göl'den ters yansıma yapıyoruz, düz hale getiriyoruz. Ufak sihirler yapıyoruz onların algısına göre tabii ki. He. Bu şekilde onları bilime yaklaştırıyoruz açıkçası. Peki, meraklı hale getiriyoruz. Peki öğrencilerin tepkisi nasıl? Şimdi şöyle, burada çok eğleniyorlar. Çünkü şaşırıyorlar. Işığı burada farklı şekillere sokuyoruz biz. Ortada topluyoruz, dağıtıyoruz. Şaşırıyorlar. Çünkü şöyle, ışığın kırılmasını belli müfredatlarda görüyorlar ama minikler görmediği için nasıl olduğunu anlayamıyorlar. Biz burada onu aktarıyoruz kendilerine. Gökkuşağını hani kulaktan dolma bir şekilde güneş ışığının kırılmasından oluştuğunu biliyorlar. Ama biz kristale aktardığımızda o gökkuşağını masada oluşturduğumuzda çok heyecanlanıyorlar. Optik illüzyonda mesela o nokta kendilerini içeri çektiğinde şaşırıyorlar. Büyük tepkiler alıyoruz gerçekten. Yani evlerine gittiklerinde sonrasında dönüş alıyoruz mutlaka velilerden karşılaştığımız zaman falan. Evet.
Diyorlar ki genel olarak bilim merkezine gittik, çok güzeldi, çok eğlendik, dönen çarklar gördük, işte dönen toplar gördük. Bu şekilde oluyor genelde. Işığın yansımasını gördük. Aynen öyle, ışığın yansımasını gördük. Bu şekilde oluyor. Şu an bir şey var, çark var bence. Bu şu çarklar ne işe yarar? Ben hani çark diyorum abi, siz bilimsel isminiz. Bunlar illüzyon diskleri. Mesela burada bunu döndürmeye başladığımız anda ortasına odaklanırsanız sizi şekil içine çekiyor gibi oluyor. Hipnoz edecek bizi. Aynen, hipnoz. Küçük bir göz yanılsamasıyla hipnoz ediyoruz aslında. Çok kısa yani. O zaman bakmamak lazım. Burada mesela siyah ve beyazın renklerinin aslında tüm hepsini içerdiğini ve döndüğü zaman bütün renk skalasını oluşturduğunu gösteriyoruz çocuklara. Siyah ve beyaz mesela odaklandığınız zaman şu an kamerada gözüküyordur. Kırmızı, mavi, belki siz de görebilirsiniz. Kırmızı ve maviyi görüyorlar. Vallahi sarıyı görüyorlar. Burada aynı şekilde geldiğimiz zaman mesela bu şeklin diyorum ki genelde hep ezbere cevap veriyorlar. Diyorlar ki bir ortada ama aslında beşgenin ortasında değil. Dönmeye başladığında beşgenin ortasında gibi gözüküyor ve beşgen yuvarlığa dönüyor. Biz buna optik illüzyon diyoruz. Göz yanılsaması diyoruz. Vallahi bu şekilde aktarıyoruz. Ben de yani hayranlıkla izliyorum yani. Gerçekten bilim yani öyle bir geniş yelpazeye sahip ki daha bilmediğimiz, görmediğimiz, keşfedilmemiş nice şeyler var tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Ben her zaman sevgili seyirciler söylediğim gibi her şey bir hayalle başlar. Örnek vereyim, şu ışık aydınlatmalar mesela. Edison nasıl ampulü bulmuş, değil mi? Binlerce denemeden sonra. Yani şimdi hepimizin cebinde cep telefonu. Eskiden bir evde telefon vardı. Şimdi hiç kablo mablo gerek yok. Nasıl konuştuğumuzu hiç düşündük mü mesela, değil mi? Yok. Böyle düşünelim. İşte. Şimdi burada başka bir şey daha var. Bakalım burada ne var? Az önce size aktardım. Işığın kırılmasını biz burada anlatıyoruz aslında. O zaman şimdi bakalım. Mesela diyoruz ki ışık düzdür ama ben özel kesilmiş merceklerle ışığa şekil verebilirim diyorum. Işığın önüne koyduğum zaman ışığı ortada topluyorum. Tabii şaşırıyorlar, diyorlar ki nasıl oldu? Sonra geliyorum diyorum ki ışığı hadi dağıtalım. Bu şekilde ışığı dağıtıyoruz. Yine topladığım ışığı tekrar dağıtabilirim. Şurada çok tabii ışığın gücü azaldığı için biraz az gözüküyor ama ışık burada dağılıyor. Işığı prizmadan geçiriyoruz, kenarlardan geçiyor. Aslında burada fizikte baktığımızda çeşitli farklı mercekler var burada. Dış bükey mercek, iç bükey mercek, prizmalar, düz mercekler. Düz mercekten geçtiği zaman bir şey olmuyor ama prizmadan geçtiği zaman kenarlardan, orta noktadan değil de kenarlardan geçiyor şeklinde ortadan aktarıyoruz. Ortadan ışık geçmiyor mesela. Hayır, çünkü cam yoğunluğu burada olduğu için kenarlardan geçiyor şeklinde anlatıyorum. Işık onu buluyoruz o zaman. Aynen öyle. Peki şurada bir silah var. Yahya gel, Yahya gel. Burayı bir bize göster. Burada elimizde diyoruz elmas var. O şekilde anlatıyoruz. Evet. Aslında bu bir çok yüzlü. Evet. Işığın önüne koyuyoruz. 42 derecelik açıyı yakalayabilirsek eğer ki yakalıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bir saniye. Şurada görünüyor. Siz görebiliyorsunuz. Evet. Mesela şurada gökkuşağını elde ediyoruz. Evet. Diyorum ki beyaz ışık burada kırılıyor. Kırıldığı zaman 42 derecelik açıyla gökkuşağını oluşturuyor. Yine aynı şekilde günümüzde de doğada nasıl oluyor? Güneş ışıkları su damlasına değiyor ve gökkuşağını oluşturuyor diyoruz. O zaman bu bir su damlacığı da düşünebiliriz. Aynen. Aynen öyle. Bu şekilde aktarıyoruz peki, çocuklara. Peki şimdi burada bir güneşle ilgili bir şey vardı değil mi burada? Burada bu polarize ışık sütunu güneşle de ilgili aslında. Bugün telefonlarda kullandığımız sistem de aynısı. Telefonun üst ekranı kaldırdığınız zaman beyaz bir ışık görürsünüz. Biz bunu özel merceklerle bakıyoruz. Özel mercekle baktığımız zaman kırılmalar görüyoruz. Farklı renkler, kırılmalar bu şekilde. Yine güneş ışığı doğal beyaz bir ışıktır. Yahya bak buradan bir kameradan göster bak. Bir normalini göster Yahya. Evet. Gösterdim o kardeşim. Bak normalini göster. Şimdi de şunu içinden bir göster seyircilerimize. Görmüş olduğunuz gibi böyle takip etmeni. Kırılmalar var tabii ki. Kırılmalar var, evet. Renkler var. Aynı efektleri var. Güneş ışığında da bugün güneş ışığı beyaz bir ışıktır ama biz bunu sarı olarak görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Gözümüzle kırılmalarla yatay ve dikey şekilde görebiliriz. Yatay ve dikeyde değişiyor yani. Yahya bak bu da yatay. Yatayda farklı bir açı, dikeyde farklı bir açı da gözüküyor. Yahya işte size böyle tam yaklaştım ama böyle buradan bak. Aşağı doğru inelim. Yukarı doğru çıkalım bakalım. Demek ki şunu söyleyeyim, astronomi çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Bugün mercekler, optikteki, şuradaki teleskopta kullanılan sistemler, aynıları teleskop sistemlerinde de var. Ayna sistemleri, bunların hepsi çok önemli. Evet. Bugün bizim Şanlıurfa'da Teknofest'te yakaladığımız ikincilik aslında bilim merkezinin önemini vurguluyor burada. Değil mi? Çünkü çocuklar Teknofest'te ilgisini burada kazanıyorlar. Evet. Bizimle birlikte kazanıyorlar, Teknofest'te çalışmalar yapıyorlar ve Teknofest'te derece elde ediyoruz. Tabii, tabii. Bugün en genç nüfusu nasıl değerlendireceğiz? Bu şekilde bilim merkezleri, Living Lab'ler, gençlik merkezleriyle değerlendireceğiz. Evet. Ve
Bu noktada bilim merkezinin geleceğe etkisi çok fazla olacak evet. inşallah. Hocam çok güzel bir yere değindiniz. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili. Evet. 19.5 yaş ortalaması. İşte tabii ki bunlarda bulunan enerjiyi pozitif enerjiye çevirmekle yükümlüyüz. Kesinlikle. Hem şehirdeki basın mensubu olarak, hem siyasi olarak, hem öğretmenler olarak, hem ebeveynler olarak. Bunu eğer ki biz pozitif enerjiye dönüştürmediğimiz zaman vay bizim halimize. Aynen. Öyle söyleyeyim. Düzgün değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Kesinlikle genç ve yeni neslin lider bir şekilde yetiştirmemiz evet. gerekiyor. Evet. Bilime olsun, hayata olsun katkıları bizden düzgün bir şekilde çıkmalı ki yine bugün şehir dışına öğrencilerimiz çıktığında ya Urfa'dan böyle çocuklar da yetişiyor demeleri gerekiyor kesinlikle. Ben böyle TÜBİTAK'ta düşünüyorum. Elde ettiğimiz başarı ikincilikti evet. değil mi? İkincilik, Teknofest'te ikincilik. Örneği. Teknofest'te ikincilik elde ettik. Evet. TÜBİTAK değil, Teknofest'te evet. ikincilik elde evet. ettik. Bu bugün Türkiye standartlarında baktığımızda büyük bir başarı kesinlikle. Tabii canım, tabii canım. Peki burada başka ne var? Şurada bir... Burada renkli duvarımız var. Evet. Burada 3 ana renk var aslında. RGB sistemler, bugün bilgisayar sistemleri olsun. Orada bu sistem kullanılıyor. Diğer bir şeyle de mesela düşük sistemle anlatırsam ana renklerin burada ara renklerle karışıp bütün renkleri oluşturması. Çocukları duvara yaklaştırıyoruz ve diyoruz ki bakın gölgeniz farklı renklerde. Mor oluşuyor, kırılmalar oluyor. Evet. Burada da dans ediyorlar, eğleniyorlar. Biraz enerji attırıyoruz aslında. RGB sistemlerinin burada oluşumunu anlatıyoruz. Ara renkleri ve ana renkleri şurada anlatıyoruz. Şurada başka bir şey daha var. Algıyla ilgili bir şey vardı değil mi? Evet, orada da ters yansıma var. Ters yansıma. Yahya gel bu ters yansımayı görelim bakalım. Şimdi ben burada uzansam beni dik mi gösterecek? Nasıl olacak? Ha balıklı göl resmi var burada. Yahya o zaman şöyle. Şimdi şunu bir aşağıdan göster. Ha göster abi göster. Tam o açıdan göster abi. Ondan sonra yavaş yavaş. Düzgün bir şekilde bakın yerde ne görüyorsunuz? Balıklı Göl çok ziyaret ettiğiniz yer falan çok anlamazlarsa. Evet. Aslında Balıklı Göl'ü ben şeydi diyorum bir balığın gözünden görüyoruz diyorum bilerek. Gerçekten de. Buraya baktığımızda ne oluyor? Ters yansıma yerdeki ters yansıma düz bir şekilde görmemizi sağlıyor Balıklı Göl'ü. Vallahi. Ters yansıma sistemi aynayla aynanın sihri diye şekilde aktarıyoruz aslında. Aslında şunu söyleyeyim şimdiye kadar nasıl gördüğümüzün bile farkında değilmişiz aslında. Aynen. Bilim orada önemli. Kesinlikle yani bunu fark etmeleri gerekiyor. Aslında nasıl görüyoruz, başka şekilde görsek nasıl olur? Bu şekilde aktarıyoruz onlara. O zaman gözümüze de yani ters gördüğümüz şeyi beyine gönderirken... Sistemde zaten evet aslında ters görüyoruz ama gözümüz onu düz hale getiriyor. Evet. Kesinlikle evet. Bu doğru. Belirli yani, bir merkez var orada. Bende de bilim insan çıkar. Kesinlikle. Eyvallah. Şimdi başka neresi var? Arka tarafta bir yerimiz daha var hemen değil mi? Bilimler var. Orayı da Mustafa hocamız. O zaman Mustafa hocanın yanına gidelim. Aynen, çok teşekkür ederim rica hocam. Ederim. Sağ olun. Tabii ki gençlere sizin gibi güler yüzlü, mütevazi hocalarımız da lazım. Arkadaşlarımız da lazım. Onları mutlaka böyle güzel bir şekilde hani derste ne olur? Dersi hoca anlatır. Öğrenciler artık uykusu gelir. Kimisi esnemeye başlar, kimisi acıktığını hisseder değil mi? Evet, ama tecrübeli öğretmenler ne yapar? Orada bir espri patlatır, öğrenciyi bir daha derse kazandırır. Evet. Siz de o enerjiyi gördüm. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bilim merkezinde görüntüler aktarma devam ediyoruz. Mustafa Hoca yanımda tabii ki buradaki sergilerden veya ne bileyim bilim alanının bölümlerinden bilgiler alıyoruz tabii ki. Neredeyiz şu an hocam? Hocam şu an temel bilimler sergisindeyiz. Evet. Şu an bulunduğumuz stat momentum toplarını gösteriyor. O standdayız. Burada momentum topları bir fizik kuralıdır. Evet. Isaac Newton'un bulduğu bir fizik teorisidir. Burada mesela çocuklar bunu deney yap mantığıyla hem deneyimliyorlar hem işte ne işe yaradığını görüyorlar. Çok da eğleniyorlar burada. Evet. Mesela ben size göstereyim bakalım isterseniz. Bakalım hocam biz böyle arkaya geçelim. Şöyle. Önce anlatayım size. Tamam. Momentum kütleyle yani kütle yani ağırlıkla hızın çarpımı sonucu ortaya çıkan enerjiyi temsil ediyor. Evet. Bu topların her birine tane ağırlık. Biz çocuklara diyoruz ki bunu belli bir yüksekliğe çıkar ağırlığı. Serbest bıraktığımız zaman bu hızlanıp yerle çarpışacaktır ve bu çarpışma esnasında içinde oluşan momentum yani enerji birbirine aktararak küçük olan topu havaya doğru fırlatacaktır. Hmm. Bunu gözlemleyin diyoruz. Mesela ben göstereyim. Serbest bir şekilde bıraktığımda çarpışma sonucu içinde oluşan enerji küçük topu havaya fırlatıyor. En küçük topu yukarıya doğru fırlatıyor. Aynen. Bu peki bizim hayatımızda nerede işimize yarayacak mesela? Momentum hemen hemen bütün cisimlerin bir momentumu, bir enerjisi var yani. Bir mesela var. Tabii. Mesela trafik polisleri bu momentumu nasıl kullanıyor? Bir kaza esnasında işte iki arabanın çarpışması sonucu hangi arabanın çarptığını tespit edebiliyorlar mesela örnek evet. olarak. Evet. Çok güzel bir örnek evet. o zaman. Peki buradan nereye geçeceğiz? Buradan hemen yan tarafta rota terminalimiz var.
Rota terminali. Evet. Evet. Şu an 3 tane rota terminali var. Burası top fırlatma alanı, onun yanında disk yarışı, onun yanında da top yarışı diye var. Yine burada da çocuklar çok heyecanlı bir şekilde dinliyor. Burada da kendileri deneyip yapabiliyor, ne işe yaradığını görüyorlar. Mesela burada top fırlatma alanımızda bir kasnağımız var. Biz bunu 100 derecelik bir açıya getiriyoruz. Elimizle bunu ayarlıyoruz. Çocuklara diyoruz ki burası 100 derecelik bir açıda. Bu fırlatma sepeti de 57 derecelik bir açıda diyoruz. Eğer her iki açı doğruysa benim buradan bıraktığım top doğru bir şekilde sepete girecek, girer diyoruz. Çocuklar bunu deneyimleyip gözlemliyor. Çok da eğleniyorlar. Tabii ki buradaki derece önemli. Evet. Değil mi? Aynen. Bir de burada mesela disk yarışı, bunu da anlatıyoruz çocuklara. İki tane diskimiz var. Ben evet, iki tane diskimiz var burada. Bunları alacağız şimdi hocam. Ne yapacağız bunları? Çocuklara önce şunu soruyoruz. Diyoruz ki iki diskin ağırlıkları aynı ama burada ağırlık merkez noktaları farklı. Birinin ağırlık merkezi ortada, diğerinin ağırlık merkezi kenarlara doğru yayılmış diyoruz. Sizce hangisi kazanır diye bir soru yöneltiyoruz. Orada zaten bir merakı cezbediyor hemen çocuk. Mantığını çalıştırmaya çalışıyor. Burada ikisini, birini sol tarafa, birini sağ tarafa koyuyorum çocuklara sorduktan sonra. Buradan yine kasnağı çevirdiğim zaman ağırlık merkezi ortada olan her zaman kazanır çocuklar. Çünkü daha fazla bir dönme açısına sahip, daha fazla bir şekilde dönüp ivme kazanıyor. Bu şekilde her zaman orası kazanır diyoruz. Öyle. Yani şöyle söyleyeyim, birlikten kuvvet doğar demişler. Aynen. Orada hepsi tamamen ortada olduğu için değil aynen mi? Aynen öyle. Yine arabaların mesela lastiklerinin ortada bağlı olması da bu sebepten dolayı daha fazla bir dönme açısı ve hız kazandırdığı için dışa doğru bağlanmıyordu arabalar, ortadan bağlanıyor. Bunu söylüyoruz çocuklara. Yani hayattan örnekler veriyoruz. Evet, burası yarış pisti. Burada topların ağırlıkları ve çapları aynı. Burada farklı olan şey... Malzemeler de aynı. Evet. Doğru mudur? Farklı olan 4 tane yol diyoruz çocuklara. He. Burada yine çocuklara sorular soruyoruz. Diyoruz ki çocuklar bu 4 yolu da inceleyin. Bakın her bir yol birbirinden farklı. Birinin eğimi başlangıçtan itibaren başlıyor. Diğeri önce düz devam ediyor. Sonra aşağı doğru bir eğim var. Üçüncü yolda hiçbir eğim yok. Dümdüz bir yol. Çoğunlukla herkes burayı seçiyor. Yani dümdüz yol. İşte bakalım, çocuklar düşünüp işte çoğunlukla burayı söylüyor ama başlattığımız zaman görelim. Buradan çeviriyoruz. Aynı anda başladıkları zaman burada birinci olan abi burada bir hile var ya. Evet, birinci olan yolun her zaman kazandığını söylüyoruz. Çünkü başlangıçtan itibaren ona hız katan bir eğim var burada. Tabii şimdi çocuklara soruyorum. Mesela diyorum ki size burada ipucu vereyim. Sizce düz bir yolda mı bisiklet sürdüğünüzde hızlı gider yoksa baş aşağı bir yolda mı? Evet. Bu şekilde dikkatlerini cezbediyoruz, tamam. Merak ettiriyoruz. Mustafa hocam ben o baş aşağı görmemiştim. Kusura bakma tamam ben. Yok ben yanlış cevap verdim. Yanıldım galiba. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten çocuklar için çok güzel, hem eğlenceli hem de merak uyandırıcı. Yani yapmak daha çok insan aklında kalır. Aynen. Eyleme dönüştürmek. Tabii bununla ilgili mesela dümdüz yolda burası çoğunluk burayı seçtiği için karşılaşmanın sonunda, yarışın sonunda şunu söylüyorum. Çocuklar dümdüz yolda hiçbir engel olmazsa karşınızda aslında çok da başarılı olmazsınız. Hayatınızda çeşitli engebeler olması lazım ki daha ileriye daha hızlı bir şekilde gidesiniz. Demir döyle döyle. Aynen. Şekil alır değil mi? Doğrudur. Öyle söyleyelim. Tekrar basalım mı abi? Tabii tekrar başlatın tamam. Aynı anda hızlı. Gördüğünüz gibi birinci olan eğim yol her zaman kazanıyor. Evet. Güzel. Tam bir tecrübelik bir şey. Tamam. Alan diyelim. Şurada bir ne var başka? Silindir şeklinde bir şeyler var. Burada, bu ne abi? Burası girdap topu, hava topu diye de geçiyor. Burada Bernoulli prensibiyle hareket eden işte hava akışının sıkışıp serbest kalmasıyla ilgili bir çalışma var burada. Burada biz diyoruz ki çocuklara elinizle topa sert bir şekilde vurduğunuzda içinde sıkışan hava serbest kalıp karşıdaki cisimleri hareket ettirecektir. Burada deneyimlettiriyoruz. Bunu da onlar deniyor. Karşıya çarpıp cisimler hareket ediyor. Evet. Cisimler hareket ediyor. Aynen. Bu da çok merak cezbediyor. Çocuklar çok eğleniyor burada da. Evet. Aynı şekilde tekrar göstereyim. Burada istedikleri yöne çevirip şöyle sert bir şekilde vurduklarında cisimler hareket ediyor. Yahya buradan böyle genel alabiliyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Bak buraya vurduğum zaman. Oo vallahi güzel bir şey. Evet. Çocuklar burada bunu derler abi ya. Eğlenceli de biraz. Sıkıntı yok. Çocuklarımız öğrensin. İsterlerse öğrensin de dersinler. Evet. Eyvallah. Peki bundan sonra nereye geçeceğiz abi? Şimdi şuraya geçelim. Yahya gel. Yahya Paşam gel. Burası da çocukların deneyimlediği ve gözlemlediği bir alan. Burada da çok eğleniyorlar ve çok bir şeyleri öğreniyorlar yani. Gerçek anlamda. Burası palangalar sistemi diye geçiyor.
Burada kasnak makaraları anlatıyoruz çocuklara. Makaraların günlük hayatımızda basit makinalar diye geçiyor. Günlük hayatımızda da kullanılıyor. Hemen her sektörde. Mesela inşaat sektörlerinde işte makaralar kullanılıyor. Ne yapıyor bu? Ağırlığı yarı yarıya bölüyor. Sen hem zamandan hem de güçten tasarruf etmiş oluyorsun. Burada 3 tane mesela ağırlığımız var. 3 ağırlıkta aynı diyoruz çocuklara. Burada farklı olan bunda tek bir makara var. Bu makarayı tek elimizle kaldırdığımızda bize pek bir fayda sağlamıyor tek bir makara olduğu için. Gücümüzü çok kullanmak zorunda kalıyoruz tabii ki. 10 kilo olarak da diyoruz mesela bunların her biri birer tane 10 kilo. Bu da 10 kilo, bu da 10 kilo diyoruz çocuklara. Bunda çift makara var. Bunda çift makara olduğu zaman bu 10 kiloyu ikiye bölüyor ve ben bu sefer 5 kilo kaldırıyormuşum gibi hissediyorum. Daha kolay. Tabii. Daha kolay. Bunda da 4 tane makara var diyoruz çocuklara. Sizce burası işte kaç kilo kaldırıyormuşuz gibi hissederiz. Hemen çocuklar hesap yapıyor kafalarına. 2,5 kilo kaldırırım o zaman diyor. Gerçekten de öyle. O 10 kiloyu 4'e bölüyor ve ben 2,5 kilo kaldırıyormuşum gibi hissediyorum bu sefer. Vallahi çok güzel bir şey. Yahya hemen bir çek ben kaldırabiliyor muyum? Aa bak. En baştan vereyim. Şuradan gerçekten bak bu çok şey. He tamam. Evet Yahya dur. Oo bak bununla tek elle kalırken zorlandım bak. Bak çok zorlandım. Gerçekten şey. O iş ortada. Bu ha bu biraz daha kolay. Evet. Tamam. Ama en kolay bu. Gerçekten bu en kolay. Makaraların önemini anlatacağız çocuklara. Abi bilim ya, bilim ya, ilim ya. Vallahi çocuklarımız gerçekten burayı gördüğü zaman şunu söyleyeyim. İster istemez bilime yönelir abi. Tabii ki. Ağaç yaşken eğit ederler ya. Aynen. Burada onların merakını cezbediyoruz. Çocuklar evet. Düşünmeyi teşvik ediyoruz. Hemen çocuklar işte bunları gördüğü zaman bilimi araştırmaya, işte fiziği araştırmaya, kimyayı araştırmaya yöneliyorlar. Evet. Yani bizim de konuşmanın başında söylediğimiz gibi bir çocuğun kalbine dokunabilirsek, heyecanını ortaya çıkarabilirsek ne mutlu. Belki bir şeyler farkına varırlar ve Urfa'mızı en güzel şekilde temsil ederler. İnşallah bir Aziz Sancar da bu memleketten çıkar. Şanlıurfa'dan çıkar. Aynen öyle, aynen öyle. Evet burada başka bir şey var mı? Başka diğer taraflara gidelim mi? Ya da şu toplar ne işe yarıyor mesela tabii hocam? Şu toplar harmonik sarkaç diye geçiyor. Burada çocuklara işte harmonik sarkaçın ne olduğunu söylüyoruz. Burada farklı ip uzunluklarına sahip olan asılı toplar var diyoruz. Evet. Mesela bütün ip uzunlukları birbirinden farklı. Burada çocuklara önce dikkatlerini çekmek için çocuklar İstanbul'daki köprüyü biliyor musunuz? İşte orada asılı olan asma köprülerde halatlar var. Bütün ip uzunlukları farklı diyoruz mesela. İşte o köprülerde diyoruz herhangi bir fırtına ve rüzgar esnasında farklı farklı salınımlar yaparak o köprüleri ayakta tutuyor diye sorular soruyoruz. Evet. Burada sorduktan sonra aynı anda burayı başlatıyoruz. Aynı anda salınımları başlıyor olmasına rağmen belli bir süre sonra farklı farklı salınımlara geçiyorlar. Evet. İşte köprü en güzel örnek. Aynen. İşte köprünün örneğini böyle veriyoruz. Diyoruz ki köprülerin halatları da bu şekilde salınımlar yaparak o köprüyü dengede tutuyor çocuklar. Çocuklar yine yani çok hatta gelen hocalarımızda da aynı şekilde güzel tepkiler alıyoruz. Mesela hocalarımız diyor ki biz bu mantığı bilmiyorduk köprülerin bu şekilde ben ayakta kaldı. Ben de bilmiyordum. Yani gerçekten bilmiyordum. Yani. İşte çocuklara bunları öğretmeye çalışıyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Sağ olun, var olun. Tabii ki başka bölümlere gideceğiz sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi bilim merkezinde yeni kaşifler çıkacak. Yeni mucitler çıkacak Allah'ın izniyle. Tabii ki ilk başta baktığımız zaman bilim merkezi ne işe yarar ya keşke yapılmasaydı olurdu bunu başka bir yerde de yapsaydık başka bir şeye yol yapsaydık köprü yapsaydık. Şimdi o köprüleri o yolları yapan mimarlar mühendisler hesap yaparken bile şu tekniklere ihtiyacı var değil mi hocam? Evet, evet. O yüzden Şanlıurfa'ya kazandırılmış en önemli proje dedim ve diyorum öyle söyleyeyim size. Evet Yahya içeriden görüntüye aktarmaya devam edelim.
mi? Görünce dünyaya gömül verdim. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Merak edip hiçbirini sordum mu? Bunlar neden, nedenini sordum. Bunca mahlukat var, hiçbir gülmez. Cehennem azabı zordur, çekilmez. Cehennem azabı zordur, çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır, sen bu sırra girdin mi? Ana haktır, sen bu sırra girdin mi? Emanetin almadan, emanetçi emanetini almadan. Ömrün bağının gülü solmadan, ömrün bağının gülü solmadan, varıp bir canana ısrar verdin mi? Varıp bir cananın kulu oldum. Cahiller elinde küsmük ederiz. Hep yolcuyuz böyle.
gelir gideriz. Hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Dünya senin vatanın mı? İstanbul'daki köprülerin halatları da bu şekilde birbirine bağlı ve o köprüleri herhangi bir fırtına ve şiddetli rüzgar esnasında devrilmeye karşı dengede tutuyor. Bu şekilde farklı salınımlar yaparak. Evet sevgili seyirciler, bilim merkezinden bugün görüntüler aktarmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Suçu lisan ettikse affola diyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
de dünyaya gömül verin. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Merak edip hiçbirini sordum mu? Bunlar neden, nedeninin